15 Ocak Pazartesi günü 3571 TL'ye ödemeler hesaba geçiyor. ATM'lerde kuyruk olan vatandaşlar ödemelerin yatmasını bekliyor. İşte ayrıntılar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılacak olan sosyal yardım ödemeleri milyonlarca vatandaş tarafından bekleniyor. Yeni yılın ilk zamlı sosyal yardım ödemelerini almayı bekleyen vatandaşlar ödemelerin hangi gün yatacağını araştırıyor. Peki, SED ödemeleri ne zaman yatacak? SED ödemelerinden kimler yararlanıyor? 2024 sosyal yardım ödemeleri hangi tarihte yatacak? İşte Aile Bakanlığı 2024 sosyal yardım ödemelerinin detayları haberimizde. 2024 sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım ödemelerinin ne zaman yatacağı araştırılıyor. Zamlı ödemelerin hesaplara geçmesi için bekleyen vatandaşlara güzel haber geldi. Ailedeki kişi sayısına bağlı olarak gelir seviyesine göre karar verilen SED ödemeleri de hesaplara geçecek. 850 TL'den başlayarak zamlı ödemeler hesaplara 15 Ocak 204 Pazartesi yansıyacak. İhtiyaç sahibi hanelerin çocuklarına daha iyi koşullar sağlaması adına yapılan sosyal ve ekonomik destek ödemesinin ne kadar yatacağı da merak konusu. 2024 SED yardımı ödemesi ne kadar? 2024 yılında memur ve memur emeklileri ile asgari ücretlilere zam gelmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı sosyal yardım ödemelerine de zamlar gerçekleşti. Yeni yılda yatacak zamlı sosyal yardım ödemelerinin bazıları hesaplara yansıdı. Engelli ve yaşlı aylığı alan vatandaşlara zamlı sosyal yardım ödemeleri 3.2 milyar TL olarak yatırıldı. Aile destek paketi ödemeleri ile SED ödemeleri ise bu hafta içinde vatandaşların hesaplarına yansıyor. Sosyal ve ekonomik destek ödemesinden yararlanan düşük bütçeli haneler için hesaplara geçecek ortalama tutar ise 3571 TL olarak belirtildi. Zamlı tutarların ne kadar olacağı ise önümüzdeki günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından açıklanacak. SED yardımı kimlere verilir? SED yardımından yararlanacak hanelerde eğitimi devam eden çocuklar olmalıdır. Eğitim sürecini sosyal ve ekonomik anlamda desteklemek adına okul öncesi, İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilere SED desteği sağlanmaktadır. SED desteği miktarı eğitim gören çocuğun kademesine bağlı olarak belirlenmektedir.